selamu ala seyyidina Muhammedun ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Yadır zerrat-ı kainat ömre kibatiyan. Onun nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-ı ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Mesela kendimi misal alarak derim. Ben eskiden beri tahakküme ve terziler karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak, divan-ı harbi örfide idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine 5 para ehemmiyet vermediğim gibi, 4 kumandanlara karşı bu tavrın tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis Aleyhisselam gibi ve Bedir, Uhud muharebelerine çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddei umuminin yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi talibata karşı set çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٍ وِزْرُ اُخْرَى düsturu ile ki, bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki, bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Mezkur ayetin düsturu ile ki vazifemiz, dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki, alem İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebat ancak 1000'de 1 olmuştur. O da aradaki bir iştihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife-i ilahiye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Ben de Celaleddin Hazremşah gibi benim vazifem hizmet-i imaniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip İhlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azimdir. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Tabii bir menfi hareket yaşadık malum. Dolayısıyla 4-5 gündür hep aynı dersi mecbur okuyoruz, değil mi? Evet. Önemli çünkü. Ama maalesef, evet. Pekala. Evet, aziz kardeşim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-ı ilahiye göre sırf hizmet-i imaniye yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Şimdi müsbet hareketin tarifi bu. Müsbet hareket ne demek? Rıza-ı ilahiye göre hizmet-i imaniye yapmak, sırf hizmet-i imaniye yapmak, başka şey gözetmeksizin, başka bir gaye, hedef, menfaat, makam, mevki, sırf rıza-ı ilahi için hizmet-i imaniye yapmak müsbet hareket oluyor yani. Yani müsbet hareket edince daha çok işte ortada karıştırmamak, değil mi? Vurmamak, kırmamak, dökmemek,
anlaşılıyor. Müsbet hareket bu tarife göre o değil de o müsbet hareketin neticesi oluyor. Müsbet hareket çünkü ifade öyle geçti. Biz asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti. Asayişi muhafazayı netice veren. Demek iman hizmetin kendi müsbet hareket. Neticesi asayişi muhafaza. Emin dedi. Neticesi asayişi muhafaza. Yani asayişi muhafaza müsbet hareketin kendisi değil, neticesi oluyor. Müsbet hareket ne? İman hizmetin kendisi yani. Kendisi müsbet hareket. Yani şöyle ifade edelim. Müsbet deyince bir şeyi ortaya koymak anlaşılıyor. Bir şey ortaya koymak yani. Bir şeyi sabit kılmak. Müsbet, sabit, ispat hep aynı kökten geliyor. Yani bir ortaya bir şey koymak. Mesela bomboş bir arsa bir bina yapıyorsunuz. Ortaya bir bina sabit oluyor ortada değil mi? Oluyor müsbet hareket. Mevcut bina yıkıyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Oluyor menfi hareket. Menfi de nefiden geliyor, sürgünden geliyor. Ortadan kaldırmak, atmak, sürmek. Nefi, menfi. Şimdi buna göre müsbet madem ortaya bir şey koymak, ortaya koyacak en büyük netice nedir? Kalplerin iman hakikatlerinin tahakkuk müsbete yerleşmesi. İşte müsbet hareket budur. Kalplerin iman hakikatlerini yerleştirmek, müsbet. Bunun menfisi nedir? Kalplerin iman hakikatlerini sürmek, atmak, küfür. Demek iman müsbet hareket oluyor, küfür menfi hareket oluyor. Bir at şubeye iniyoruz, müsbet hareket ne oluyor? Yani imandan sonra amel-i salih geliyor değil mi? Salih amel işlemek müsbettir. Namaz kılmak, bak müsbet. Kılmamak menfi. Oruç tutmak müsbet. Tutmamak menfi değil mi? Ahlaklı olmak müsbet. Ahlaksız olmak, ahlaklı olmamak menfi. O da müsbet hareket deyince demek ki başta iman hakikatlerini kalple yerleştirmek anlaşılacak. Sonra amel-i salih üzere bir hayat sürmemizin temini için çalışmak olacak. Sonra işte takva, sonra işte güzel ahlak. Bütün bunlar müsbet hareket oluyor. Zıtları menfi hareket. Demek ki zıtları ne? Küfür, isyan, ahlaksızlık. Bunlar da menfi hareket oluyor. Onun için bizim vasıtımız müsbet hareket deyince böyle anlayacağız yani. Başlayın münakkatleri, salat, takva, güzel ahlak. Bu manaların kalplerde yerleşmesi, sabit olması için çalışmak. Bunların zıddını çalışmak da menfi hareket oluyor. Böyle çalışırsak ne olur? Bu şekilde yetişen bir insan asayişi muhafaza eder değil mi? Yani faydalı bir insan olur cemiyete. Milleti rahatsız etmez. Çünkü dinimizde malum yerden taşı bile kaldırıp kenara koymak sadaka oluyor. Niye? Müslümanlara eziyet verecek yani. Öyle mi? Bir tebessüm bile sadaka oluyor. Niye? Bir insanın gönlünü rahatlatacak, ferahlandıracak. Peki Müslümanın gönlünü rahatlatmaktan tut, yoldaki taşı kaldırmaya kadar sadaka. Sen gel Müslümanların kalplerini alt üst et, huzurlarını boz, evlerini tarumar et, kendilerini öldür, ez, ne nedir? İşte İslam'ı getireceğim. Bir müsbet hareket olur mu? Yani. Onun için bizim bahsedemiz de müsbet hareket etmektir. Edersek ne olur? Asayişi muhafaza ederiz. Bugünkü hale düşmeyiz. Yani 3 gün, 5 gün önceki olaylar tamamen menfi harekettir. Tamamen menfi harekettir. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak lütfetti, kurtulduk yani. İslam'da yok bu yani. İslam'da yok böyle bir şey. İslam'da da yok. Aslında nerede var bilmiyorum. Evet. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Demek ki sıkıntılara sabretmek de müsbet hareket. Bir önce ne geçti? Vazifeye karışmamak. Vazifeye karışmak menfi, karışmamak müsbet hareket. Hep bunlar müsbet harekete giriyor. Niye öyle oluyor? Vazife-i ilahiye deyince ne anlıyoruz? Üstadın ifadesiyle neticeleri yaratmak. Neticeleri yaratmak Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Bizim vazifemiz esbab-ı teşebbüs. Esbab-ı teşebbüs sebeplere riayet bizim vazifemiz değil mi? Yani. Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Siz bunu yaparsanız ben de şunu yaparım dediği de Cenab-ı Hakk'ın vazifesi oluyor değil mi? Siz tohum ekerseniz ben de size bir oğun veririm. Ve tohum ekmek biz ne yapıyoruz ki yani? Tohum ekir, üstünde kapatıyoruz, suluyoruz, gene bir evde yatıyoruz. Peki onu kim o çekirdeği ağaç yapıyor, o tohumu sümbürlendirir, biri 10, bire 100 veriyor. Kim yapıyor? Biz mi yapıyoruz? Biz evde yatıyoruz. Tohum toprağın altında yatıyor, biz evde yatıyoruz. Öyle mi?
Peki o çekirdeği kim ağaç yapıyor? O tohumları kim? İşte vasfı ilahi o işte. Onu yaratmak Allah'ın vasfesi. Veya biz ilaç içiyoruz değil mi? Yutuyoruz, buradan şey gidiyoruz, daha müdahale edemiyoruz. O ilaçtan şifayı kim yaratıyor? Cenab-ı Hak yaratıyor. Bizimki ilaç içmek, Cenab-ı Hakk'ınki şifa vermek değil mi? Aynen böyle de bizim vasfemiz tebliğ, ustanın ifadesi bu, ayette de geçiyor zaten. Bütün peygamberlerin vasfesi tebliğ. Değil mi? Nasıl geçiyor ayette? Peygamber üzerine tebliğden başka bir görev yoktur. Yani peygamberin görevi sadece anlatmaktır. Tebliğ etmek, anlatmak ama onda da usulü var tabii. Hatta öyle fazla girmeyelim de usulü var. Usulünce ekilecek yani değil mi? Şimdi bir tohum ağaç olacak ama veya ne olacaksa şartları var değil mi bunun? Bir, tohum sağlam olacak. Tohumu deldin mi daha acı olmaz değil mi? Bundan bir şey çıkmaz. Tohum sağlam olacak. İki, toprak da müsait olacak. Kirli toprağa ektin mi o da olmaz. Üç, ortam müsait olacak. Tamam. Erzurum Palandöken Dağı'na hurma ağacı dik. Olur mu? Olmaz. İklim de müsait olacak. Şartlar da müsait olacak yani. Dört, ekmen usulünü bileceksin değil mi? Bu ilimdir yani, ziraat bir ilim değil mi? Ha, o ilmi uygun ekeceksin. Aynen böyle de bir hakikati anlatacağımız zaman karşıdakine tohum sağlam olacak. Tohumlar sağlam. Şimdi bu dersler çok sağlam tohumlar. Değil mi? Karşıdaki de müsait olacak. Peygamberimizin büyük peygamber olmaz. Kur'an-ı Kerim'den büyük kitap olmaz. Ebu Cehil yine iman etmedi. Niye? Kirli toprak. Çakıl. Ektire bitmedi. Değil mi? Ama biz bilemeyiz onu. Biz kimi hidayet edeceğini bilemeyeceğimiz için Allah bilir ancak. Biz tesir edecekmiş gibi anlatacağız. Ama müsait olmayınca toprak, neşe alamayınca yeğse düşmeyeceğiz. Ben görevimi yaptım diyeceğiz. Bir de ne dedik? Usulüne göre ekeceğiz yani. Nedir usulü? Nazikane, nezahane, kavliyin. Bir de şartları müsait olacak değil mi? Adamla dövüşmüşsün, kavga etmişsin, yakasını tutmuşsun, gel otur bakayım şu karşıma. Otursun, anlatıyorsun altın sözü, öyle olmaz. Değil mi? Sulh ortamı. Onun için asayişlerimiz çok duruyor. Çünkü dersler asayiş ortamında yapılıyor. Tebligatlar asayiş ortamında yapılıyor. Namazlar asayiş ortamında gidiliyor. Anlaşı ortamında hiçbir olmuyor bunların. Asayiş olacak ki biz namaza da rahat gidelim, derse de rahat gelelim değil mi? Hizmetimizi rahat yapalım. Onun için üstad çok durmuş bunun üzerine. Şimdi asayişi muhafaza etmek için ne yapmak lazım? Vazifeliğe karışmamak lazım. Karışsak ne olur? İşte orada menfaat hareket çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Ya bu millete sılav olmaz. Kaç defa dedim dinlemedi. Bununki ancak dayak. Oraya varırız çünkü. Yani millet dedim insanlık. Bu millet böyle sılav olmaz ya. Anlatmayla nereden bu plajlar, bu kumarhaneler, bu sefalethaneler. Nereden bu anlatmayla sılav olacak? Ya ihtira yapmak lazım. Baştan aşağı inmek lazım. Baştan aşağı inmeye hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ama. Yani zorla olmayacak şeyler vardır. Birisi kalplerde imanı yerleşmez. Bu zorlu olmaz. Dinde zorlama yoktur geçiyor ya ayet-i kerimede. Laik rafid din. Dinde zorlama yoktur. Bunun tefsirinde deniyor ki zorlamanın yani hiçbir çeşidi dinde yoktur yani. Zorlamanın kendi dinde yoktur. Özellikle dini meselelerde. Yani zorlama kendisi dinde yoktur yani. Bir çocuğa bile bir şey anlatmak için önce okşuyorsun değil mi? Zorla çocuğa bir şey anlatamıyorsun yani. Sen dinler görüyor, dinlemiyor. Onun için yukarıdan aşağı geldik. İnsanın toplum hayatına hakim oluruz. Kalplerine hakim olamayız. Kalpte hakim olan yolu tebliğden geçiyor. Nezihani, nazikani, kavliyeyi anlatmaktan geçiyor. Sevmekten, sevilmekten, sevdirmekten geçiyor. Bunu yapmak zorla kalplere hiçbir şey yerleşmez. Zorla hiçbir kalplere yerleşmez. Yani Hıncı Hocam bir ifadesi var tabii. Dar bir mesele de naklederdi. Dedi ki atı suya zorla sokarsın ama zorla su içiremezsin. Atı zorla suya sokarsın ama suyu kendi isteyecek içsin. Zorla su içiremezsin.
Hocam zorlamayla hiçbir şey olmaz. Kaldı ki o tez de çürümüştür zaten. Yani tek tek nereden bu iş olacak? Usta zamanında bu dense neyse ama abiler dememişler. Üstad ne buymuş? İstikbal inkılabının en yüksek yükseği İslam'ın olacaktır. Tamam amen de demişler. Üstad hapis, etrafındakiler de hapis. Üstad diyor ki Rusya yıkılacak. Efendim dinsiz olamaz, dönüp Hristiyan da olamaz. Bir gün İslam'ı kabileyecek. Bu ülkede en yüksek yükseği İslam olacak. Nasıl olacak? Biz de hapishanedeyiz. Dört tane Müslüman Üstad'ın etrafında. Hepsi de hapisteler. Ondan kaplan ve yeis girmiyor arkadaşlar. Biz bu şartları yine diyoruz ki acaba. Yani abilerde ayıp oluyor yani. Ama o gün olmaz dememişler ve hakikaten oldu. Bağlı şartlardan bu cemaat bu hale geldi elhamdülillah. O günden bugüne getiren Allah bugünden daha güzel günlere götürür. Yeter ki biz görevimizi yapalım ve yerimize rahat duralım yani. Rahat duralım. Bela aramayalım yani. Bela aradık bize cemaate veriyor yani Allah'ımız. Öyle pekala. Mesela kendimi misal alarak derim, ben eskiden beri tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak, divan-ı harbi örfide idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine 5 para ehemmiyet vermediğim gibi, 4 kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Hem sabır hem de rıza ile. Razı olarak. Niye? Ondan geliyor ya. Ondan geliyor, Allah'tan geliyor ya, değil mi? Öncelikle her şeyden bir dersi ibret çıkarmış. Her şeyde kaderin bir güzelliğini aramış yani. Değil mi? Kader imanen, elemden emin olur. Üstad bunu yaşamış arkadaşlar. Kader imanen, elemden emin olur. Yaşamış mı? Nasıl yaşamış? Hapse girmiş. Değil mi? Demiş zaten buraya gelmek lazımdı. Burası medrese Yusufiye, Yusuf Aleyhisselam da buraya gelmişti. Bu hapisteklere İslam'ı kim anlatacak? Bunlar insan da. Değil mi? Kim anlatacak? Bir hapse gireceğiz ki biz bunları anlatalım. Değil mi? Hemen kaderin güzelliğine bakıyorum. Sürgüne gidiyor. Zaten ben arzu ediyorum oraya gitmeyi. Geçen söyledim derste. Malum hapiste adam suç işledi değil mi? Zaten dışarıda işleyen hapse atıyorlar. Hapiste suç işleyen ne yapacaklar? Adam hapiste huzur bozuyor. Milleti duyuyoruz falan falan. Ona da tecrid-i mutlak diyorlar. Tek başına hapis. Oraya koyuyorlar. Adam oradan çıktı mı zannediyor hürriyetime kavuştum. Hapisten diğer hapislerin arasına girdi mi? Tek başına yaşamak büyük sıkıntı yani. Ustada da tecrid-i mutlaka koyuyorlar ama. Tek başına hapis. Ne diyor? Ben zaten diyor, arzu ediyorum ki ahir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Cenab-ı Hak lütfundan beni hapse koydu diyor. Lütfundan Allah Allah. Bunun neresi lütuf diyeceği görüyorsan lütuf. Sıkıntılı mağara hayatını lan beni kurtardı da değil mi? İşte bu hapse soktu, hapisteki tecride soktu. Zaten ben böyle arzu ediyordum. Böyle diyerek düşmanlarını bitirmiş arkadaşlar. Düşmanlarını böyle bitirmiş üstad. Ya. Çünkü üstada yapılan bütün zulümlerin altında bir tek gaye yatıyor. O da ne? Kendi ifadesi. Sükutumu bozdurmak. Sükutumu bozdurmak. Artık yeter diyeyim de isyan edeyim. Üstadı bunun için zorlamışlar. Sükutumu bozdurmak istiyorlar diyor. Ben de diyor karar verdim, bozmayacağım sektörünü. Ve onu yürekten yaracağım tabiri caizse. Hapse atacaklar, iyi oldu diyeceğim. Medrese Yusufiye. Zindana koyacaklar, iyi oldu diyeceğim. Efendim söyleyeyim, mağara sevabı. Böyle diye diye bitirmiş düşmanlarını. Ya sükutunu bozdurmak. Üstad o ağır şartlarda sükutunu bozmamış. Biz ne güzel günlere gelmişiz. O da yetmemiş, ne imkanlar verirmiş bize. Değil mi? Bu işi yapanlar tabii sadece malum bir grup değil, arkasında harici bir sürü güçler var. Onlar bir tarafa da sadece onları ben muhatap olarak konuşuyorum. Onlara da devletin en güzel imkanları verilmiş. Ya ne istiyorsunuz ya? Biz de müracaat ediyoruz bir proje, onlar da diyor. Bizim 10 projemizin biri kabul ediyor, onların 10 projemizin 10 da kabul ediliyor.
Biz 10 lira verirse devlet onlara 100 lira veriyor. Belediye müracaat ediyoruz arsa için. En güzel arsalar onlar arıyor. En büyük şeyler onlar arıyor. Yani belediyeden tut, efendim söyleyeyim, işte belli makamlardan tut, projelere varınca kadar devletin bütün imkanı en ileri seviyede bunlar kullandılar. Daha ne oldu ki sükutlarını bozdular da isyana girdiler? Değil mi? Bela mı arıyorduk yani? Demek ki alet oldular. Bir de usta bir şey söylüyor. Ondan sonra tesis adamı diyeceğim. Onların yani şey kısmı, değil yok, kasıtlı bu işi destekleyen harici güçler bu tarafta dursun da kendilerini için konuşuyorum. Şurada bir iştihat hatası yaptılar. Üstad buyuruyor ki, en mühimesi iman hizmetidir, iman. Hayat ve şeriat hizmetleri 10. derecededir diyor, 10. derecede. Ben kendi lisanımla anlatacağım. Geçen de okuduk bu mektubu. Kastamonu Ekrası'nda geçiyor. Buyuruyor ki, hayat ve şeriat hizmetleri, yani kendi ifadesiyle siyaset-i İslamiye ve hayat-ı içtimai ümmete dair hizmetler diyor. Hayat-ı siyaset-i İslamiye şeriatı getirmek. Hayat-ı içtimai ümmete dair hizmetler işte tohum hayatında İslam'a yön vermek üzere yapılan bütün faaliyetler, bütün kurumlar, bütün teşkilatlar, okullar vesaire vesaireler. Hayat ve şeriat hizmetleri kısaltacak olursak imana göre diyor 10. derecede. Hakikatte birinci şey, hakikatte iman birinci derece diyor. Bunlar 10. derecede. Ve kimler diyor bunları birinci derecede görüyor? Bu ben ifadem yani bu cümle. Sonuç ustadın ehli siyaset, ehli dünya, ehli siyaset ve avam. Avamın, ehli dünyanın, ehli siyasetin nazarında birinci derecede ne? Hayat ve şeriat hizmetleri. Hakikati 10. derecede, işte 10. derecedeki hizmeti birinci derecede gördüler. Biz de görürsek arkadaşlar, bundan sonrası için konuşuyorum. Biz de görürsek iman hizmetini ikinci derecede, 10. derecede görürsek, yani iyice genelde not verelim ki ben ya avam oldum, ya siyasi oldum, değil mi? Ya da ne oldum? Ehli dünya oldum. Öyle diyeceğiz yani. Kendimize not verelim, kendimize ara ara imtihana çekelim. İman hizmetini ikinci derecede görüyorsak, üçüncü, beşinci derecede hayat ve şeriat hizmetlerini öne alıyorsak ya avamız, ya ehli dünyayız, ya ehli siyasetiz. Cümle açık, çok açık cümle. Okuyabiliriz de yerinden. İşte bu iştihat hatası yapıldı. Hayat hizmeti öne alındı, şeriat hizmeti öne alındı. Onu getirmek için de her yola başvuruldu. Halbuki ustadın koyduğu bir kaydı var. Şeriatın kanıtı şey bu. Hedef meşru oluyor, yol da meşru olacak. Gayri meşru tarih ile ne olmaz? Hak maksada gidilmez. Ben bir cami yaptıracağım. İnşallah bir iki üç tane banka soyayım. Olmaz bu. Değil mi? Hırsızlık yap, cami yap. Yol da meşru olacak, gaye de meşru olacak. Şimdi bunlar tabii meşru yolla bu işe ulaşmak baktılar ki zor. Bir sürü gayrimeşru yola girdiler. Bir de kul hakkına hiç riayet edilmedi. Kul hakkına hiç riayet edilmedi. Tabii. 100 kişi imtihana giriyor. Yüzde kendi adamları kazanıyor. Bu böyle tesadüf olmaz ya. O zaman ne oldu? Bütün İslami cemaatlerde bunlar da Nurci dedikleri için bize karşı bir tepki oldu. Tabii zavallılar bilmiyorlar ki bizi de almıyorlar. Bizim bir tek arkadaş, bir tek gencimiz hiçbir okula girememiştir, hiçbir imtihanı kazanamamıştır. Hep sualler kendi adamlarına verilmiştir. Vaka budur işte zaten mahkemede onları tek tek ortaya koyacak, hepsi tek tek atılacak dışarıya, göreceksiniz. Şimdi kul hakkı acayip bir şey arkadaşlar. Çok dikkat edin. Kul hakkı ikiye ayrılıyor. Bir maddi bir de manevi. Maddi ve manevi hukuk ibadet tecavüz etmemekle diyor. Hukukla bir hakkını ifa etmektir amel-i salih'i tarif ederken üstad. Maddi ve manevi hukuk ibadet Cenab-ı Hak kul hakkının affını kula bırakmış. Maddi olsun manevi olsun. Kendi affetmiyor. Manevi nedir? Gıybetini yapmışız adamın. İlla diyor göreceksin helallik alacaksın. 10 bin rekat namaz kılsan, 100 bin defa hacca gitsen,
O hak duruyor. Onu ancak Allah kulu affettiriyor. Maddi de öyle. Adam parasını yemişsin. Değil mi? Ne kadar şey yaparsan yap, ibadet yaparsan yap, o ibadetin sevabını alırsın ama o gün orada durur. Onun affını Cenab-ı Hak kula bırakır. Şehitlik de diyorlar. Alimlerimiz kul hakkını kaldırmıyor. Bir şeyin 40 yaşa şefaat hakkı var ama kul hakkı yine üzerinde duruyor. Kalkmıyor. Şimdi bunu bile bile bir sürü kulun hakkı niye? İmtihanları kaybettir, maddi hukuklarına tecavüz et. Ondan sonra da ne şeriat getireceğim, böyle şeriat gelmez. Bir de şeriat dedikleri ne? Onu da yanlış anlıyoruz. Ya çok eksik anlıyoruz. Onu da söyleyip derse devam edelim. Mustafa diyor ki şeriatın diyor %99'u arkadaşlar. %99'u diyor, imandır, ibadettir, ahlaktır, fazilettir diyor. %1'i diyor siyasete müteallik, yani hükümete, devlet yönetimine %1 taalluk ediyoruz şeriatta. Onu da ulul emirlerimiz düşünsünler. Ne demek ulul emirlerimiz düşünsünler? Yani o bize ait değil demek değil yani. Yani o bana ne demek değil. O bizim sorunumuzda değil demek yani. Yine bu ders okuduk başka bir mekanda da orada söyledik. Din emirlerinin bir kısmı şartlıdır. Şartlı, meşrut diyorlar. Şartlı demek Türkçesi o. Şartlı. Şart taalluk ederse sorumlu oluruz. Etmesi olmayız. Ama onu imandan mükellefiz. İnanacağız. Şartla tahakkuk ederse yapmakla mükellefiz. Etmesi de değiliz. En açık örneği nedir bunun? Hac ve zekat. İslam 5 şartının ikisi şartlı, meşrut. Zengin olacaksın. Zengin olursan hacca gideceksin. Olmazsan gidemezsin. Yani mesul değilsin. Zengin olursan zekat vereceksin. Olmazsan ama zekat ve hacı iman edeceksin. Değil mi? İşte evlendiniz, değil mi? Ayrı ayet ile ilgili İslam hükümleri var. Ona uymakla mükellefiz. Evlenmedin, mükellef değilsin. Sadece imandan mükellefsin. Değil mi? Ticaret hayatına girdiniz, İslam'ın ticaret hukukuna dair bütün hükümlerine uymakla mükellefsiniz. Uymadın, memur oldunuz, hiçbirine mesul değilsiniz. Sadece imandan mükellefsiniz. Aynı şekilde devlet yönetiminde de İslam hükümlerini imanla mükellefiz biz. Ha. Kim o noktaya gelirse o uygulamada mükellef olur. O da maziye bakın 124 bin peygamberden 3'üne 4'üne o emir gelmiş yani. Demek ki esas olan %99, %1 değil. 124 bin peygamber gelmiş. İşlerinde devlet yöneten 3-4 kişi. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, kısmen Yusuf Aleyhisselam. Bir de zaten dinimizde, Kur'an'da bu hükümler de var. İlk zamanlar olmasa da daha sonraları elhamdülillah uygulanmış. İşte Abbasiler'den Selçuklu Osmanlı'ya kadar. Bir de biz 4 yani. Ben 5'i bilemiyorum. 5'te siz katın, olsun 10. Öyle mi? 124 bin peygamberden 10 kişi devlet kurmuş. Ötekiler görev yapmamışlar mı? Değil mi? Şeriatın %99'u hepsinde müşterek, %1 şartlı. Devlet yönetimine geçen uygular, geçmeyen uygulamaz. Şimdi öyle bir şeriat anlaşılıyor ki maalesef birçok cemaatlerde. Sanki şeriat o %1. Ötekiler şeriat değil, olur mu? Asıl şeriat, iman şeriattır. Şeriatın baş esası iman hakikatleridir. Değil mi? Farzlar, İslam'ın şartları şeriattır. Bütün helaller, haramlar, değil mi? Bunlar riayet, şeriattır. Konuşmamızın doğru olması şeriattır, bakışımızın helal olması şeriattır. Akşama kadar şeriatı hiç şeyiz ya. Ötekinden ulemlerimiz düşünsün dediyse ne? Yetkili olursa sorumludur uygulamaktan. Uygulayabildiği kadar, gücü yettiği kadar. Yetmesi o da sorumlu değil. Anayasası, baba yasası bir sürü yasalar var. Adam istediği halde uygulayamıyorsa uygulayabildiği kadardan sorumlu. Biz hiç sorumlu değiliz zaten. Şimdi işimizi günümüzü bırakmışız. %99 uygulamayı bırakmışız bir tarafa. Bütün zihinler siyasette, hükümette, devlette bu büyük bir oyundur yani. Kimin oyundur? Şeytanın oyundur bu. Nefse şeytanın oyundur. Başka kimsenin değil. Bu oyuna gelindi maalesef. Ve bugünlere geldik ama elhamdülillah ucuz atlattık diyelim. Peki. Cevcis Aleyhisselam gibi
Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabırla rıza ile karşıladım. Rıza ile karşıladım. Sabırla rıza ile. Demek sabretmek de mesut hareket. Çünkü sabırsızlığın neticesi menfi hareket oluyor. En azından kaderi isyan ediyor adam, değil mi? Ve en azından yeyse düşüyor. O da yetmiyorsa güç kullanmaya kalkıyor. Sabırsızlık göstermenin sonucu menfi harekettir. Rıza ile karşıladım diyor. O zaten satıyor. Ben kadere mahkumuyum diyor. Ne güzel. Eğer dünya mahkumu değilim. Kaderde ne gelmişse başkasına rıza ile karşılamak bu büyük bir makam. Çok büyük makam. Rıza makamı çok büyük makam. Öyle. Geçen bir derste yine naklettik. Elmalı Hamdi Efendi var. Büyük müfessir. Ama işte ustad görevli. Bak ustadın başka kimsenin o devirde enteresanmış arkadaşlar. Osmanlı'nın çöküşünde medrese kapatılmış, kapatılmayan da asker kaçaklarıyla dolu, dini ilimler sıfıra yaklaşmış. Daha Cumhuriyet'ten önce, o son zamanlarda. O ortamda mükemmel alimine yetişmiş ama yıldız gibi. Başlı Ustad Hazretleri o dönemde yetişmiş. Elmalı Hamdi Efendi o dönemde yetişmiş. Ömer Nasuh Ümmü o dönemde yetişmiş. Ahmet Vehbi Efendi o dönemde yetişmiş. Ahmet Naim Bey o dönemde yetişmiş. Şeyi tercüme eden neydi? Ruhul Beyanı. Bursevi Hazretleri o dönemde yetişmiş. Enteresan bir dönem o dönem yani. Ama işlerinden hakikaten bu ahir zaman hadisatına karşı kendi ifadesi olan en büyük müştehit, en büyük müceddit, en mehdi. Resmi yani manevi vazife ustad olmuş yani. Hakikaten de görüyorum. Ondan hiçbirinin şu anda cemaati yok. Allah hepsinden razı olsun, şefaatten ayrılsın ama cemaat kurmak ustada nasip olmuş. Kıyamete kadar bu cemaat gidecek. Buraya nereden girdik? Elmalı Hamdi Efendi'nin güzel bir sözü var. Onu nakletmekten etmek istedim de oradan biraz her şeyi uzattık. Buyuruyor ki, ibadetle ubudiyetin farkını anlatırken, ibadetle ubudiyetin, ibadet diyor, Allah'ın razı olduğunu yapmaktır. İbadet Allah'ın razı olduğunu yapmaktır. Ubudiyet Allah'ın yaptığına razı olmaktır diyor. Ubudiyet Allah'ın yaptığına razı olmaktır. Hastalık veriyor baş köşesine, musibet veriyor, sürgün veriyor, hapis veriyor, zindan veriyor. Ubudiyet diyor Allah'ın yaptığına razı olmaktır. İbadet rıza makamıdır. Ustad o makamda yaşamış. Her şeyi güzel görmüş. Niye güzel görmüş? O da makam değil mi? Bizim işimiz değil. Niye görmüş? Çünkü inanmış ki, hepimiz inanıyoruz başka da, yaşamış o. Allah'ın bütün isimleri güzeldir. Esma-i Hüsna ne demek? Güzel isimler. Allah'ın bütün isimleri güzeldir. O da Kahhar ismi de güzeldir, Cebbar ismi de güzeldir, Gaffar ismi de güzeldir, Cemil de güzeldir, Celil de güzeldir. Bütün esma güzeldir. Ha biz isyanımızla, Allah muhafaza, günahlarımızla celal isimlere tecelli gâh olmaktan kaçacağız, sakınacağız. Ama Cenab-ı Hak kendi iradesiyle bizi imtihan için başka hikmetlerle biz de tecelli ettiririz o celal isimlerini. İşte ustadın yaşadığı hayat ortada. Çok celal tecellilerini ustatmasar olmuş. Hapisler, sürgünler, işkenceler, zehirlenmeler. Onun hepsini de rızayla karşılamış. Tabii, neticesi cemal olmuş. Ha. Hiç şikayet etmemiş ama. Çünkü bu da Allah'ın bir isminin tecellisidir. O isim de güzeldir, tecelli de güzeldir demiş. Öyle yaşamış. Öyle, elhamdülillah. Ya, o yaşayıştan bu cemaat çıkmış ya. O hayattan bu cemaat çıkmış. Evet. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddei umuminin yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Beddua da menfi hareket. Dua müsbet hareket. Geçmiş peygamberlerde de olmuş yani. Artık kavmi hiç dinlememiş peygamberi. Hatta sen gidecek sürgülmüşler memleketlerinden. O da beddua etmiş. Tabii, mahvolmuşlar tabii. Ama peygamber hiç beddua etmemiş. Hiç beddua etmemiş. Çünkü niye? Yani geçen bir sohbette mevzu söyledik. Vaktimiz nasıl? Vaktimiz vermiyoruz değil mi fazla? Vaktimiz çok
Peki ben usta ben yasayı geçirmiyorum. Yasayı ne var? 25. Yok o ezanı. Şey, salavat. Kaç? 15. İyi. 10 dakika daha devam. Evet. Ne konuşacaktık? Ha. Şimdi mevzuyu unuttuk. Peygamberimiz beddua da etmemiş. Neyse dur bakalım aklımıza gelir. Şimdi Musa evet gelmezse bunda bir hayır vardır. Oku bakalım. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Ya bunu diyecektim. Şimdi bu sohbetlerde işte mevzu oldu. İşte Mehdi mevzu. Bugün de gelen mevzu bir müdüğümü yazmışım Mehdi falan peşmeken. Şimdi Mehdi bekleniyor. Üstad Hazretleri'nin Mehdi hakkında çok risalelerde işaretleri var. Ama bazıları Üstad şey yapıyor yani. Çok perdeli anlatıyor. Yanlış anlaşılabiliyor. Ama bazıları da işi açık ortaya koyuyor. Değil mi? Diyor ki mesela Mehdi'nin üç görevi var diyor. İman, hayat, şeriat. Hakikaten en mühimi iman şey iman hakikatleri diyor. Bunu da diyor tam halletmiş diyor Mehdi. Hayat şeriat en mühimi iman olsun. Onu da Risale-i Nur tam halletmiş. En mühimi Risale-i Nur, onu da Risale-i Nur tam halletmiş. En mühim olmayanları yapan mı Mehdi olacak? En mühim. Bu satır kendini saklıyor. Niye saklıyor? Kendi ifade ediyor niye sakladığında. Az önce bahsettiğim dersin devamında var bu. İnşallah onu bir gün okursak iyi olur. Diyor ki, avamın nazarında, ehli siyasetin ehli dünya nazarında siyaset-i İslamiye birinci derecede, bir de hayat. Hakikati 10. derecede. Ama Mehdi deyince inkılap-ı siyasi, siyasi bir inkılapçı diyor değil mi? Orada dedi Mehdi işte. İnkılapçı bir siyasi nazar ediyor diyor bakarlar bize. Çünkü Mehdi deyince millet ikinci, üçüncü görevi anlıyor. Gelecek, şeriatı getirecek. Şeriatı getirecek ne olacak? Bizim içki yasaklanacak, kumar yasaklanacak. Efendim kıyafetimiz yasaklanacak. Her şey yasaklanacak. O da yetmeyecek, kafamız kesilecek. Öyle bir Mehdi bekliyorlar. Hani? Hiç öyle Mehdi olur mu ya? Onun için diyor Mehdi demeyin bana diyor. Çünkü Mehdi millet bunu anlıyor. Halbuki Mehdi hidayete vesile olan demek. Kafa kesen demek değil ki. Kafa kesen ne diyorlar? Cellat değil mi? Mehdi demiyor da Mehdi. Cellat Mehdi olur mu ya? Ama cihat, maddi cihat mecbur kalmışsınız, harp etmişsiniz. O seni kesene sen de keseceksin. O ayrı. Ama sulh ortamında yasak. Yasak. İşte onu arkadaş söyledim de onu söyleyecektim. Şimdi Mehdi geldi. Onların Mehdi'si işte o yanlış anlayanların. Geldi bütün kafirlerin kafasını kesti. Nereye gitti bu kafası kesilenler? Cehenneme. Bizim herkese bir Mehdi geldi, 1000 kişiyi cehenneme gönderdi. Böyle Mehdi olur mu? Mehdi cehennemden gönderen demek değil, cennete adam gönderen demek. Onun için üstadımız Mehdiliğini ifade, şöyle ifade eder. Risale-i Nur'un elmas kılınç diyor. Orada ima var. Mehdi'nin kılıncı olacak ya. Evet ben Mehdi'yim diyor, kılıncında var ama elmas kılıncı. Bu neyi kesiyor? Delil ve bürhanlarla yanlış fikirleri kesiyor. Yanlış fikirleri kesiyor. Delil ve bürhanlarla. Sonra batıl inançları kesiyor. Demek ki batıl inançları, yanlış fikirleri kesti mi adam sapasana Müslüman olur, doğru cennete çıkıyor. Mehdi böyle olur. Kafa kesmeyene Mehdi olur mu ya adam? Böyle Mehdi bekliyorlar. Üstad ben o Mehdi değilim demek istiyor. Onun için hep ileri atıyor. Onu ileride yapacaklar diyor falan. İleride gelecek zat. Ama en mühim imandır. Onları sen tam halletmiş. En mühimi sen halletmişsin. En mühim olmayanı yapan nasıl Mehdi oluyor? İşte orada üstad milletin anlayışına göre konuşuyor. Millet Mehdi'yi böyle anladığı için ben o değilim diyor. Ben o değilim. Yani. Tabii mesele budur. Her zaman söylüyoruz derslerde. Resul Efendimiz teşbihettiği zaman dünyaya, bütün dünya müşrikti. Bütün dünya. Birkaç kişi müstesna Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi. Nadir insanları koy bir kenara, bütün dünya müşrikti.
Puta tapıyorlardı, nehire tapıyorlardı, ateşe tapıyorlardı, güneşe tapıyorlardı, yıldızı tapıyorlardı. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlardı, Hazreti Üzeyr'e diyorlardı. Hılas hepsi, herkes müşrikti. Bir tek muvahhid Peygamber Efendimiz tevhidle ortaya çıktı ve davasını herhalde kalpleri yerleştirdi. Bu uğurda çok cefa çekti değil mi? Biliyorsunuz en son sürgüne, hicrete mecbur kaldı. İşte onu diyoruz, dersledik kardeşlerimize. Peygamber Efendimiz şirke düşmanı, müşrike değil. Şirke düşmanı. Müşrike acıyordu. Ayet var, ayet. Şu anda hafızım yok benim de. Ayette geçiyor ki yani ona iman etmiyor diye Peygamber çok üzülüyor. Niye iman etmiyor bu müşrikler? Çok üzülüyor. Yani kendini nasıl yıpratacaksın diye, helak edeceksin kendini. Bu kadar kendini üzme manasına. Peygamber'e teselli veriyor Cenab-ı Hak ayet gelmeyle. Arkadaşlar sünnet derken ben yoktum ki sadece yemeğin sonunu getirmek değildi sünnet. Bu da sünnettir. Nedir sünnet? Müşrike acımak. Günahkar acımak. Değil mi? Ondan kurtarmaya çalışmak. Peygamberimiz müşriklere acıyordu. O kadar ki Cenab-ı Hak teselli etti ki kendini bu kadar yıpratma. Ama şirke düşmandı. Müşrikler acıyordu ki müşriklerden 124 bin sahabe çıkarttı da. Düşman olsaydı çıkar mıydı bunlar? Çıkmazdı. Onun için biz de küfre düşmanız, kafire acıyacağız. Kumara düşmanız, kumarbaza acıyacağız. Değil mi? Bir de şunu da söyleyip dersi bitirelim. Şimdi ahirden peygamber efendimiz değil mi? Ha, kıyamete kadar gelecek bütün insanlar peygamberimizin ümmeti. Hepsi ama. Alimlerimiz bunu ikiye ayırıyorlar. Müslümanlar ümmeti icabet diyorlar, kafirler ümmeti davet diyorlar. Yani madem başka peygamber gelmeyecek, bütün insanların irşadından peygamberimiz mesul. Daha Hazreti İsa diye bir peygamber yok şu anda. Geçti onun dönemi. Hazreti Musa da yok. Değil mi? Şu anda hiçbir peygamber değil. Yani görevli peygamber değil hiçbirisi. Tek peygamber görevli peygamber, peygamber Efendimiz. Kıyamete kadar. E şimdi onun demek ki bütün insanlara İslam anlatmak peygamberimizin vazifesi. Öyle mi? E madem o dünyadan ahirete teşrif etmiş, bu görev kimin? Bizim vazifemiz, Müslümanların. E Müslümanlar da düşman kafirlere. Nasıl olacak bu iş? Bu insanları kim ıslah edecek? İslam'ı kim anlatacak bu insanlara? Şu anda dünyanın en büyük problemi arkadaşlar budur. Yine Türkiye'de elhamdülillah bu mana vardır. Türkiye dışına çıktın mı? İşte Hristiyan kesmek, kafir kesmek cihat. Öyle cihat olur mu ya? Onlara İslam'ı götürmek cihattır. Maalesef İslam böyle tanıtıldığı için kimse Müslüman olmuyor Hristiyan aleminde. Çok şükür ki nur talebeleri başta olmak üzere Türkiye'de bu mana var, bu ruh var yani. Tebliğ ruhu Türkiye'de var sadece. Maalesef. Diğer yanda adamı kesmek cihat. Üstadımız küfrü de ikiye ayırıyor. Orada onu da söyleyip bitireceğiz dersi. Küfrü ikiye ayırıyor. Adem'in kabul, kabul Adem. Adem'in kabul lakaytlıktır diyor. Dini kabul etmemek. Dünyasında, sefaatinde, menfaatinde, eğlencesinde bir ömür geçirip hiç dini düşünmemek. Böyle dinsizler var. Bu Hristiyan aleminin %99'u böyle dinsizdir. Şu anda Avrupa dinsizdir, Hristiyan değildir. Ama böyle dinsizdir. Sana da karışmaz. Yeter ki menfaatine ilişme, zevkine ilişme. İslam yaşamına hiçbir şey demez. İşte bunlar bizim tebliğ sahamızdır, ulaşabilirsek. Bir de kabul Adem var, dinsizliği dava edinenler. Küfrü dava edinmiş, kabul etmiş. Başkasını küfre sokmaya çalışıyor. Bizim düşmanımız bunlardır yani. Buna çok çok azdırlar rakam olarak. Ama çok tehlikelidirler. Üstad küfrü bile böyle ikiye ayırırken biz tutuyoruz namaz kılmayan, şöyle yapmayan, böyle yapmayan, şey içen falan Müslümanla düşman oluyoruz. Bunu nerede çıkarttık bunu ya? Peki. Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribata karşı set çekmektir. Manevi tahribata karşı. Ahlaksızlık manevi. Dinsizlik manevi değil mi? Zulüm manevi. Hastalıklar bunlar. Bunları önlemeye çalışmak manevi cihattır. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Peki. Sabıklığa varmış abi. Evet. Bir dersten önce bir...
Fatiha okuyor mu? Elhamdülillah Rabbil Alemin, El Fatiha. Meşrut kararı 2-3 gün evvel neşredilmiş ama herkes ulaşmamış, bir okusun kardeşim. Meşrut heyeti namına divan heyetinin bir tebliği var da. WhatsApp'tan vesaireden mesajlardan gelmiştir ama biz yine okuyken okuyalım. Senin Metin kardeş, seni mesaj çeksin. Onlar da diğer eşe dostla uğraştırsın. Öyle. Milli iradeye yapılan askeri kalkışma girişimine karşı meşveret heyetinin beyanatı. Bu mukaddes vatanımıza, aziz devletimize, faal ve gayretli fedakar hükümetimize karşı gerçekleştirilen bu menfur faaliyeti, bu alçak ve hain başkaldırışı şiddet ve nefretle kınıyor ve telin ediyoruz. Umum Nur talebeleri olarak milletimizin, devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Bir dua ordusu gibi gece boyunca yüz binlerce lisanla yalvarış ve yakarış ile bu bela ve fitnenin izalesi için dualar edilerek kudret-i ilahiye iltica edilmiş ve meydanlarda milletin iradesine sahip çıkılmıştır. Vatan, millet, Kur'an, İslamiyet ve insaniyet namına mevcut hükümeti iktidarda tutmayı ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz. Memleketimizdeki bu zulmani bulutun en kısa zamanda def ve izalesini Cenab-ı Erhamurrahim'den niyaz ediyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Kahhar-ı Zülcelal bu zalimleri ve vatan hainlerini kahru perişan etsin. Amin. Ve memleketimizi ve milletimizi korusun. Amin. Bir ismiyle hıfz ve muhafaza eylesin. Amin. Umum Nur talebeleri namına Meşveret Divan Heyeti.